Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda 11. sınıflarla ilgili 1. dönem 2. yazılı sorularına bakacağız. Yani örnek sorular aslında yapacağız ve bir nevi genel tekrar yapmış olacağız arkadaşlar. Ben şimdi sizin 1. dönemin sonuna kadar olan kısımdan hepsi hepsiyle ilgili sorular hazırladım. Şöyle boşluk doldurma ve klasik sorular hazırladım arkadaşlar. Testi buraya yazmadım çünkü hani video çok uzun olmasın diye. Test sorularını benim daha önceden çözdüğüm sorular var. Oradan işte ben e, videonun açıklama kısmına linklerini hepsini konu konu paylaşacağım. Onları da izlerseniz eminim ki sınavlardan yüksek puan alacaksınız. Öncelikle kanalıma abone olup destek olmayı da unutmayın arkadaşlar lütfen. Şimdi gelelim. Boşluk doldurma sorularına teker teker bakalım. Sinir doku hücreleri diyor denilen yardımcı hücrelerden oluşur. Şimdi arkadaşlar sinir dokuda iki tane hücre vardır. Bunlardan bir tanesi nörondur. Direkt sinir hücresinin kendisi. Diğeri de glia hücreleridir. Glia hücreleri. Bunlar yardımcı hücrelerdir. Glia hücrelerinin çeşitleri var zaten. Klasik sorularda sordum orada açıklayacağım. İkinci sorumuz diyor ki Miel'in kılıfın kesintiye uğradığı bölgeler ne denir? Arkadaşlar sinir hücresini hatırlayın bakın sinir hücresinin yapısı burası hücre gövdesi ve dendrit. Şurası şivan hücreleri etrafında ise ne var arkadaşlar bunların miyelin kılıf var. Miyelin kılıfın kesintiye uğradığı bazı bölgeler vardır. Bakın şöyle bu bölgelere biz ne diyoruz? Ranvier boğum diyoruz arkadaşlar. Ranvier boğumlarda miyelin kılıf kesintiye uğrar. Gelelim üçüncü soruya diyor ki nöronlar görevlerine göre 3 ayrılır. Hangileri arkadaşlar nedir bunlar? Duyu, ara ve motor nöronlardır. Duyu, ara ve motor nöronlardır arkadaşlar. Görevlerine göre nöronlar. Peki ne işe yarıyorlar? Duyu nöronu dışarıdan gelen uyarıyı alır. Duyu organlarında bulunur. Ara nöron e, merkezi sinir sisteminde yani beyin ve omurilikte bulunarak gelen uyarıyı değerlendirir ve bir cevap oluşturur. Motor nöron ise arkadaşlar oluşan cevabı ne yapar? Aktarır. Dolayısıyla duyu, ara ve motor olarak üç'e ayırıyoruz nöronları. Dördüncü soru diyor ki bir sinir hücresinde impuls oluşturan en küçük uyarı şiddetine. Arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Tabii ki eşik şiddeti diyoruz. Eğer ki eşik şiddetinin altında bir uyarı varsa biz buna tepki vermiyoruz. Hücrelerimiz tepki vermiyor. Ama eşik şiddetinde ve üzerinde bir uyarı varsa buna tepki veriyoruz. İki sinir hücresinin bağlantı noktasına bakın şöyle düşünün. İki tane sinir hücresi var şu şekilde. Akson kısmı. Daha sonra bir de diğer sinir hücresi var arkadaşlar. Şu şekilde bir bağlantı noktası var. Biz bu bağlantı noktasına ne diyoruz? Sinaps diyoruz arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Sinaps olacak. Hatta sinapslarda kimyasal iletim gerçekleşecek. Bu arada şöyle yapın. Bakın ben burada ilk 8 soruyu gösteriyorum mesela. Arkadaşlar videoyu durdurun ilk önce soruları siz çözün. Daha sonra benim çözdüğüm zaman bakın doğru mu yaptınız yanlış mı yaptınız ona göre kendinize de denemiş olursunuz. Altıncı soru diyor ki beyin ve umurilik 3 katlı zardan oluşur. Dıştan içe doğru. Arkadaşlar nedir bunlar? En dışta sert zar vardır. Sert zar. Ortada örümceksi zar vardır. Örümceksi. İçte ise ince zar vardır. Sert zar, örümceksiz zar ve ince zar olarak 3 katlı tabakadan oluşur. Hatta örümceksiz zarla ince zar arasında ne vardı? Beyin omurilik sıvısı vardı. Bunun da görevleri var. Açıklayacağız daha sonra. Gelelim 7. sorumuza. Diyor ki beynin ön lobu ile yan lobunu ayıran enine girinti. Yani şöyle düşün bakın. Şu beynimizin lobları. iki loblu. Şöyle enine ayıran yara biz ne diyoruz arkadaşlar? Rolando yarığı diyoruz. Rolando yarı olacak cevabımız. Gelelim 8. soruya. Uç beyinden enine kesit alındığında dışta hangi madde var? Dışta boz madde, içte ak madde var. İçte iç yazdım bu arada. İçte ak madde vardır arkadaşlar. Dışta boz, içte ak madde bulunur. Gelelim 9. soruya. Omurilik soğanına ne diyoruz biz arkadaşlar? Omurilik soğan, soğanı hayati faaliyetleri kontrol ettiği için hayat düğümü diyoruz. Hayat düğümü. Neden? Çünkü solunum, dolaşım, boşaltım gibi olayları kontrol ediyor. E bunlar da bizim için hayati olaylar olduğu için hayat düğümü diyoruz. Beyinciye ne diyoruz peki ikinci bir isim olarak? Hayat ağacı. Hayat ağacı. Bu da neden? Ak madde, boz maddenin içerisinde böyle dallanmış gibi görülür arkadaşlar. Dolayısıyla biz buna da ağaç şeklinde göründüğü için hayat ağacı diyoruz. Gelelim 11. soru diyor ki refleks merkezi. Arkadaşlar neresidir refleks merkezi? Tabii ki omurilik. Omuriliktir. Bu arada bizim vücudumuzda 3 tane refleks bölgesi vardır. Bunların en temeli yani bizim bilmemiz gereken omuriliktir. Dışarıdan gelen refleksleri kontrol eder. İşte eliniz, elinize iğne battığı zaman çekmemiz falan bunları omurilik kontrol ediyor. Ama bir de iç refleksleri kontrol eden beynimizin bölgeler, bölgeleri vardır. Mesela orta beyin görme ve işitme reflekslerini kontrol eder. Ee, omurilik soğanı da arkadaşlar. Pardon, omurilik değil. Hipotalamus da yutma, e, işte esneme, çiğneme, e, bu gibi refleksleri kontrolü, kusma gibi refleksleri kontrol eder. Unutmayın. 3 tane refleks bölgesi var. Bunlardan bir tanesi orta beyin, görme ve işitme refleksleri. Bir tanesi hipotalamus. Neyi kontrol ediyordu? Çiğneme, esneme, yutma gibi refleksleri kontrol ediyor. Bu ikisi zaten iç refleks. Dışarıdan gelen refleksleri de kim kontrol eder? Omurilik kontrol eder. 12. sorumuz diyor ki uyarılara karşı istemsiz ve aniden oluşan tepkileri ne diyoruz? Tabii ki de refleks diyoruz arkadaşlar. Zaten yukarıda da refleks merkezi omuriliktir dedik. Gelelim 13. Hormonlar diyor nokta nokta yoluyla gerekli hücrelere taşınır. Neyle taşınır? Tabii ki kan yoluyla. Arkadaşlar hormonlar kesinlikle sadece kanın içerisinde bulunur. Başka bir yerde bulunmaz. Bunu unutmayın gelelim 14. sorumuz. Sinirsel tepki nokta nokta, hormonal tepki nokta noktadır. Arkadaşlar sinir, sinirsel tepki hızlı, hormonal tepki nedir? Tabii ki yavaştır. Neden? Çünkü sinirsel tepkide elektrokimyasal iletim vardır. E, elektriksel iletim olduğu için ne olacak? Hızlı gerçekleşecek. Ama hormonal tepki yavaştır çünkü kimyasal bir iletim vardır. Bundan da neden kaynaklanıyor? Kanın içerisinde taşındığı için hani üretilecek kana salgılanacak, kanda taşınacak, gerekli hücreye gidecek, oradaki reseptörler tarafından tanınacak falan da filan da bayağı bir uzun sürüyor. O yüzden sinirsel tepki hızlı, hormonal tepki yavaştır diyoruz. Annelik içgüdüsünü oluşturan hormon. Şimdi arkadaşlar, önceden ben bunu prolaktin olarak veriyordum ama MEB kitabına oksitosin olarak alınmış. O yüzden MEB kitabını baz alıyoruz ve oksitosin olarak yazıyoruz. Normalde dediğim gibi önceden annelik içgüdüsünde prolaktin oluşturuyor diye söylüyorduk. Ama MEP kitabı değiştirmiş oksitosin olarak yazmış. 16. soru. Kandaki fazla kalsiyumu kemiklere aktaran hormon. Arkadaşlar kanda fazla kalsiyum varsa bunu kemiğe aktaran kalsitonindir. Kalsitonin hormonudur. Peki kandaki kalsiyum eksildiğinde onu artıran hangisidir? Kalsitonin tam tersi olan, tam tersi çalışan paratormondur. Bunu da unutmayın. Adrenal bezler nokta nokta ve nokta nokta olarak iki bölümden oluşur. Adrenal bezler dediği böbrek üstü bezler. Arkadaşlar adrenal bezler kabuk veya korteks ve öz bölgesi veya medulla olarak iki bölümden oluşur. Evet geçelim diğer sorumuza. Diyor ki aldosteron eksikliğinde nokta nokta hastalığı oluşur. Arkadaşlar aldosteron eksikliğinde adison bakın zaten isim olarak çağrıştırıyor. Bir diğer adı tunç hastalığı oluşur. Nedir bu hastalık? Mineral eksikliğine bağlı olarak rengin yani cildimizin renginin böyle turuncumsu tunç rengi dediğimiz rengi almasıdır. Bu adison hastalığıdır. Gelelim 19. soruya. Pankreasın Langerhans adacıklarından hangi hormonlar salgılanıyor arkadaşlar? Pankreasın Langerhans adacıklarından glukagon ve insülin hormonları salgılanır. Glukagon kan şekerini yükseltirken insülin kan şekerini indiren hormondur. Bunu da unutmayın. Erkeklerde ikinci deşeysel özelliklerin oluşmasını sağlayan hormon. Arkadaşlar erkeklerde zaten diğer hormonlardan farklı olarak tek bir hormon vardır. Bu da testosteron testosteron hormonudur. bu hormon ikinci eşeysel özelliklerin oluşmasını sağlar. 21. soru. Miyelin kılıfın zarar görmesiyle sinir hücrelerinde plaklar oluşur. Bu hastalığa ne denir? Arkadaşlar sinir hücrelerinde plaklar oluşarak sinirsel iletimin yavaşlamasına veya geç, e, yavaşlamasına sebep olur veya geçişini engeller. Biz bu hastalığa MS hastalığı diyoruz veya multiple skleroz dediğimiz hastalıktır. 22. soru. Kemik doku hücrelerine bakın destek ve hareket sistemine geldik. Normalde destek ve hareket sisteminden de sorumluydunuz siz hani ilk sınavda. Şimdi buradan sonra farklı konulara geçeceğiz. Destek ve hareket sisteminden sonra sindirim, dolaşım ve bağışıklık sistemine geçeceğiz. Bunlar sonradan eklenenler. Hani birinci sınavda olmayıp ikinci sınavda olacak olanlar. Şimdi bunları belki hafif hatırlıyorsunuzdur. İlk, ilk sınavda çalıştığınız için ama bir sonrakileri biraz daha tekrar yapmanız gerekebilir. Kemik doku hücrelerine ne diyoruz arkadaşlar? Osteosit. Osteosit. Ara maddesine ise ostein diyoruz. Sıkı kemik dokuda bulunan bakın kemik doku ikiye ayrılır. Sıkı kemik doku ve süngerimsi kemik doku. Sıkı kemik dokuda kanallar vardır. Boyuna uzanan kanallara Havers kanalları. Enine uzanan ve Havers kanallarını birbirine bağlayanlara ise Volkmann kanalları diyoruz. Walkman kanalları. Tabii ki bunlar bulan bilim insanlarının isimleri verilmiştir büyük ihtimalle. Gelelim 24. soruya. Diyor ki kıkırdak doku çeşitleri. 3 çeşit kıkırdak vardır arkadaşlar. Bunlar hiyalin kıkırdak. Hiyalin kıkırdak işte embriyonik dönemde bizim kemiklerimizi oluşturan kıkırdaktır. Şu anda mesela kaburga uçlarımızda bulunan kıkırdaktır. Ayrıca bu eklem bölgelerinde de bulunur arkadaşlar. Uzun kemikler veya işte diğer kemikler bağlandıkları zaman Aralarında bir eklem bulunur. Hiyalin e, kıkırdaktan oluşur bu eklem. Neden? Kemiklerin sürtünmesini engellemek için. Hiyalin kıkırdak var. Fibroz kıkırdak bu. Kıkırdak da basınca ve çekmeye karşı dayanıklı olan kıkırdaktır. Ve omurlar arası disklerde bulunur arkadaşlar. Ve son olarak da elastik kıkırdak. Elastik kıkırdak da daha çok böyle nasıl diyeyim size e, daha böyle gevşek olan kıkırdaktır. Mesela kulak kepçesinde kulak yolunda bulunur. Elastik kıkırdak. Gelelim 25. soruya. Kemiklerin diyor birleşme bölgelerine ne denir? Birleşme yani Az önce söyledim ne diyoruz? Kemiklerin birleşme yerlerine eklem diyoruz. Arkadaşlar eklemi şöyle düşünün bakın. Kemiğimiz şöyle. Şu şekilde iki kemiğimiz. Şurada uzun kemikler arasında ee, eklem kapsülü dediğimiz bir yapı vardır. Şurası eklem zarıdır. Eklem zarı. Arada sinovyal sıvı bulunur. Sinoviyal sıvı. Şurada da ligamentler vardır. Bu eklemleri birbirine bağlar. Kemiklerin birbirine sürtünmesini engeller bu yapılar. 26. soru. Kas hücrelerinde kasılıp gevşemeyi sağlayan nokta nokta proteinlerinden oluşmuş filamentler bulunur. Kasılıp gevşemeyi sağlayan proteinler nelerdir? Aktin ve miyozin proteinleridir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız bu şekilde olur. Geçelim diğer sorularımıza. Şöyle sayfayı çevireyim. Boşlukta olduğuma bayağı yazdım. Diyor ki çizgili kasların dinlenme durumunda hafif kasılı ve gergin olma durumuna ne denir? Arkadaşlar kas tonusu diyoruz biz buna. Peki kas tonusunu bizim beynimizde hangi bölge kontrol ediyor? Tabii ki orta beyin kontrol ediyor kas tonusunu. Normalde tamamen kaslarımız gevşemiyor. Neden? Çünkü ani hareketlerde çabuk toparlanabilsin diye hafif kasılı kalır. Tamamen gevşediği zamanlar bir bayılma zamanlarıdır. Bir de ölüm zamandır arkadaşlar. Ölümden 1-2 saat sonra tamamen gevşiyor. Sindirim diyor nasıl ikiye ayrılır? Hemen yazıyoruz. Mekanik sindirim yani fiziksel sindirim ve kimyasal sindirim. Kimyasal. Mekanik sindirimde sadece küçük parçacıklara ayırıyor. Kimyasal sindirimde enzim kullanarak yapı taşlarına ayırıyor. Dişin yapısı dıştan içe doğru tabakaları. En dışta hangi tabaka var? Mine tabakası. Sonra arkadaşlar dentin tabakası. Sonra da Pulpa tabakası vardır. Mine ve dentin tabakasında kan damarı ve sinir yoktur. Ama pulpa tabakasında hem kan damarı hem de sinir bulunur. Eğer ki çürükler pulpa tabakasına ulaşmışsa o zaman ağrı acı hissi vermeye başlar da kanamalar başlar. İşte sebebi pulpa tabakasına inmiş olmasıdır. Çürükleri ilk başta... E Gördüğünüz zaman hani ağrı acı oluşturmadan gördüğünüzde önlemini alabilirsiniz. Ama pulpa tabakasına indikten sonra ya dolgu yapılıyor ya diş çekiliyor arkadaşlar ya da kanal tedavisi yapılabiliyor. 30. soru. Yutkununca nefes borusunu kapatan yapı ne kapağıdır? Arkadaşlar e, nefes borusuyla yemek borusu arka arkaya bulunur. Nefes borusu önde yemek borusu arkadadır. Şimdi yutkunduğumuz zaman nefes borusunu kapatarak yemeklerin nefes borusuna kaçmasını sağlayan kapak epiglottis kapağıdır. Epiglottis veya diğer bir adıyla gırtlak kapağıdır. Bu kapak dediğim gibi işte yutkunma sırasında kapanarak yediğimiz yiyeceklerin nefes borusuna kaçmasını engeller. Ama işte diyelim yerken güldünüz konuştunuz o kapak açılır yediğimiz yiyecekler boğazımıza yani nefes borumuza kaçabilir. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Mide'den salgılanan ve yine mideyi uyaran hormon nedir bu hormon arkadaşlar tabii ki gastrin hormondur. Mide'den salgılanıyor, kan'a veriliyor, tekrardan kan dolaşımıyla gelip mideyi uyarıyor. Gastrin hormonu mide'nin çalışmasını sağlıyor. Ince bağırsaktan salgılanan hormonlar iki tane hormon vardır. Nedir bunlar? Birisi sekretin, diğeri de kolesistokinin. Biraz söylemesi zor olabilir ama arkadaşlar bu iki hormon ince bağırsaktan salgılanan hormonlardır. Bu da da yine işte karaciğeri pankreası uyarır, sekretin, karaciğer ve pankreas uyarır. Kolestokinin de safra kesesiyle pankreası uyarır arkadaşlar. Sindirim için e, görevlerini yaparlar. Gelelim 33. Soruya. <laughs> Kalbin tabakaları dıştan içe doğru. Arkadaşlar en dışta perikard tabakası vardır. Bu tabaka Çift katlı zardan oluşu ve arasında bir sıvı vardır. Bu sıvı kalbin basınca karşı, işte darbeye karşı korunmasını sağlar. Ortada miyokard tabakası vardır. Miyokard tabakası kalbin kas tabakasıdır. E, kas tabakası olduğu için de kalbin en kalın tabakasıdır. Dolayısıyla kalbin kasılık gevşemesini sağlar. Ayrıca kalbi besleyen koroner damarlarda nerede bulunur? Miyokard tabakasında bulunur. Diğer e, tabaka endokard tabakası. Bu da kalbin iç kısmında bunlara böyle bir ince zar şeklinde bulunan tabakamızdır. Gelelim 34'e. Kalpten çıkan damarlara. Arkadaşlar kalpten çıkan damarlara ne diyoruz? Atar damar diyoruz. Kalbe gelen damarlara da toplar damar diyoruz. Tamam. Burayı karıştırmayın. Sadece endotel tabakasından oluşan damarlar yani sadece epitel doku olacak. Biz buna kılcal damarlar diyeceğiz kılcal damar. Peki diğer damarlarda ne var? Atar ve toplar damarlarda arkadaşlar. Dıştan içe doğru bakın. En dışta bağ doku vardır. Bağ doku. Sonra bir işte düz kas vardır. Düz kas. En içte ise endotel tabakası epitel tabakasına biz özel olarak burada endotel diyoruz. Böyle üç şekilde yani üç tabakadan oluşuyor atar ve toplar damar ama kılcal damarlar sadece endotel tabakasından oluşur. Bu yüzden de zaten kanamalar e, uzun bir şey uzun demişim kanamalar kolay bir şekilde gerçekleşiyor kılcal damarlarda. Plazma proteinleri arkadaşlar nedir plazma proteinleri biz kanı santrifüj ettiğimiz zaman Kanın hücreleri dibe çöker, yukarıda kalan sarımsı kısma biz plazma diyoruz. Burada proteinler vardır, kan proteinleri vardır. Nedir bunlar? Albumin, globulin. Bu ikisi kanın ozmotik basıncını ayarlayan proteinlerdir. Daha sonra arkadaşlar antikorlar. Antikorlar da ne yapar? E, vücudun savunmasında görevlidir. Fibrinojen. Fibrinojen bu da kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteindir. Hatta bir tane daha yazabilirim. Histamin. Histamin de kanın damardaki akışını hızlandıran bir proteindir arkadaşlar. Gelelim 37. soruya. Nokta nokta diyor. Kan da karbondioksit ve oksijen taşıyan renkli hücrelerdir. Nasıl renkli? Arkadaşlar Ak al yuvarlar. Al yuvarlar. Kanda oksijen ve karbondioksit taşıyan nasıl renkli? Kırmızı renkli hücrelerdir. Neden kırmızı renkli? İçerdiği hemoglobinden dolayı. Hemoglobinin yapısında demir ve protein vardır. Bu demir kanın kırmızı olmasını sağlıyor. Gelelim 38. Kalpte uyarı oluşumu sırasıyla. Arkadaşlar kalpte uyarı oluşumu sırasıyla sinatriyel düğüm. Sinatriyel düğüm çalıştıktan sonra kulakçıklar kasılır. Kulakçıklar kasılır. Sonra atrioventriküler düğüm, his demetleri ve purkinje lifleri. His demetleri yazıyorum kısaca. Sonra da karıncıklar kasılır. Bakın ben bunu şöyle kodluyorum. Diyelim ki böyle bir işte restorana falan bir kafeye gittiniz. Orada işte tek başınıza oturuyorsunuz, kitap okuyorsunuz veya ders çalışıyorsunuz. Masaların hepsi dolu. Veya kütüphane olsun hadi. Bir tane böyle bir kız geliyor böyle güzel bir kız veya işte erkekler için diyorum. Yakış kızlar için diyorum. Yakışık bir erkek geliyor. Geldi. Öyle sizin yanınız boş. Dedik, selamünaleyküm. Şöyle, selamünaleyküm dedi ki selamun aleyküm. Şöyle selamun aleyküm dedi. S.A. Sonra bakın şu şeyleri geçiyorum. Sadece kulakçıklara falan girmiyorum. Kulaklarınızla bunu duydunuz. Sonra arkadaşlar siz de ve aleyküm selam diyecek yerde aleyküm ve selam dediniz. Aranızda bir his oluştu. Karın, karnınızda kelebekler uçuşmaya başladı ve bir çay içmeye karar verdiniz. İşte bu şekilde oluşan Bakın sırasıyla bu şekilde gerçekleşir. O zaman kalp duyarı oluşumu sırasıyla sinüatriyel düğüm diyeceğiz. Şu kulakçıkları karıncıkları katmıyoruz. Atrioventriküler düğüm. Sonra da his demetleri ve Purkinje lifleri diyoruz. Purkinje lifleri. Hangisi daha önce uyarılır denirse Purkinje lifleri daha önce uyarılır. Ama genelde ikisini birlikte veriyoruz. 39. Kalbi besleyen damarlar az önce de söyledik neydi? Koroner damarlardır arkadaşlar. 40. soru son sorumuz boşluk doldurmada. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında nokta nokta. Sol kulakçık ile sol karıncık arasında nokta nokta kapak bulunur. Kapak soruyor bize. Neydi bu karıncık ve kulakçıklar arasında bulunan kapaklar? Triküspit ve biküspit kapaklar. Sağ tarafta biküspit. Pardon arkadaşlar sağ tarafta kirli var. Triküspit triküspit, sol tarafta da biküspit. Biküspit kapakçıklar. Triküspit kapakçığın sağ tarafta olmasının sebebi kanın büyük bir kısmı sağ taraftadır. Bu yüzden de üçlü kapakçık vardır ki hem çıkış kolaylaşsın hem de kapandığı zaman tam bir şekilde kapanıp kan geri gelmesin diye. Evet bu şekilde boşluk doldurma sorularımızı tamamlamış olduk. Şimdi geliyorum bakın 21 tane de klasik soru yazdım size. Bu klasik soruların Hepsini teker teker açıklayacağım. Ben bunları alt alta yazdım. Çünkü ben biraz anlatırken böyle geniş geniş kullanıyorum sayfayı. O yüzden dedim altlarında boşluk bırakırsam kesin o boşluk bana yetmez. O yüzden de farklı e sayfada cevaplarını yazacağım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci soruda diyor ki glia hücrelerinin çeşitlerini yazınız. Şimdi sinir hücresi ikiye ayrılıyordu değil mi? Nöronlar ve glia hücreleri. Şöyle bir diyorum. Arkadaşlar glia hücrelerinin çeşitleri Şunlardır. Bakın ependim hücreleri vardır. Ependim görevleri çok önemli değil. Sorulmaz fazla görevleri. Mikroglia hücreleri vardır. İsim olarak bilseniz yeterlidir. Oligodendrositler vardır. Oligodendrosit. Daha sonra şivan hücresi vardır arkadaşlar. Zaten en çok duyduğumuz şivan hücresi. Ve astrositler vardır. Astrosit. Bunlar nedir? Bizim ee, glia hücrelerimizin çeşitleridir. Gelelim ikinci soru. İkinci soruda diyor ki ya hep ya hiç prensibini açıklayınız. Neydi ya hep ya hiç prensibi? Sinir hücresi diyor ki veya kas hücresi içinde geçerli bu. Diyor ki bana diyor bir uyarı gelirse ya eşik şiddetinde ve üstünde olsun. Ben buna tüm işte bütünlüğümle cevap veririm. Ya da hiç gelmesin diyor. Yani eşik şiddetin altında gelirse cevap vermem diyor. Buna da ya hiç diyor. Diyor ki ya hep ya hiç yani ya cevap veririm ya cevap vermem. O zaman şöyle diyelim. Eşik şiddetinin eşik şiddetinin altında gelen uyarılara cevap verilmez. Cevap verilmez. Eşik şiddetinde eşik şiddetinde ve üstünde gelen uyarılara cevap verilir. Cevap verilir. Biz buna ne diyoruz? Ya hep ya hiç prensibi denir. Prensibi denir arkadaşlar. Temel olarak bu şekildedir. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda da diyor ki beyin omurilik sıvısının görevlerini yazınız. Yani bosun görevleri kısaca. Nedir arkadaşlar? Bos nerede bulunuyordu? Örümceksiz zar ile ince zar arasında bulunuyor. Hem beyinde hem de omurilikte bulunuyor. O yüzden zaten beyin omurilik sıvısı olarak isimlendiriliyor. Nedir bunun görevleri? Birincisi beyindeki iyon dengesini ayarlar arkadaşlar. İyon dengesini ayarlıyor. Daha sonra ikincisi e, beyin ve omuriliği korur. Beyin ve omuriliği korur. Ve son olarak arkadaşlar üçüncüsü de beynin ve omuriliğin beslenmesini sağlar ve omuriliğin işte madde giriş çıkışını düzenler yani beslenmesini sağlar diyebiliriz beslenmesini sağlar evet üç tane görevi bu şekildedir gelelim dördüncü soruya diyor ki dördüncü soruda insanda sinir sistemini tablo şeklinde gösteriniz ben bunu direkt bu şekilde yazdım çünkü Belki hocalarınız sorarken daha farklı bir şekilde sorabilir arkadaşlar ama mutlaka birinci sınavda sormuşlardır. Tekrar bir hatırlayalım. Bakın insanda sinir sistemi. Sinir sistemi. Şimdi sinir sistemini biz şöyle ikiye ayıracağız. Bir merkezi sinir sistemi diyeceğiz. Merkezi sinir sistemi. Bir de çevresel sinir sistemi diyeceğiz. Şimdi bunun doyu bölümü motor bölümü falan diyor ama oraları karıştırmayacağım. Ben direkt bu şekilde anlatıyorum. Merkezi sinir sistemi kendi içerisinde ikiye ayrılır arkadaşlar. Beyin ve omurilik. Beyin, omurilik. Şimdi beyinde bakın omuriliği ayırmayacağız. Omurilik zaten bu şekilde. Beyni o yüzden bu tarafa yazdım. Beyni de kendi arasında üç ayırıyoruz. Ön beyin, orta beyin, arka beyin. Ön beyin de kendi içerisinde ikiye ayrılır. Yani bu böyle dallana dalana gidiyor. Ön beyin kendi içerisinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Ara beyin ve Uç beyin olarak. Orta beyin ayrılmaz. Şu ara beyin de kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Talamus. Hatta üç ayrılacak arkadaşlar. Hipotalamus. Hipotalamus ve epitalamus. Epitalamus. Bu şekilde ayrılıyor. Uç beyin kendi içerisinde ayrılmıyor. Orta beyin de ayrılmıyor. Geliyorum arka beyni Arka beyin de kendi içerisinde üçe ayrılır. Nedir bunlar? Beyincik. Pons ve omurilik soğanı. Omurilik soğan. Şimdi ben çevresel sinir sistemine geçelim. Çevresel sinir sistemi de arkadaşlar yine ikiye ayrılıyor. Somatik sinir sistemi, somatik sinir sistemi bir de otonom sinir sistemi. Şimdi somatik sinir sistemi bizim istemli hareketlerimizi kontrol eder. Otonom sinir sistemi ise otomatik otomatik olarak kontrol edilen Sinirlerden oluşur. Bu iki tane, iki çeşit sinirden oluşuyor arkadaşlar. Bunlar nedir? Sempatik sinirler, sempatik sinirler. Normalde bunların işte ne iş yaptıkları veriliyordu ama artık verilmiyor. Ve parasempatik sinirler, parasempatik sinirler. Zaten birini bilirseniz diğeri onun tam tersidir. Şimdi kısaca isterseniz şöyle görevlerinden de bahsedeyim. Omurlik refleks merkezidir ve dışarıdan gelen uyarıların beyne giderken çapraz yaptığı yerdir. Beyni zaten ayırdık. Ön beyine geldiğimizde uç beyinden bahsetmek istiyorum. Diğer bir ismiyle beyin kabuğu. Bu arkadaşlar işte duy organlarından gelen uyarıları değerlendirir. İstemli kas hareketlerimizi kontrol eder. Konuşma hafıza gibi bölgelerdir arkadaşlar. Konuşma hafıza bölgesi. E, ara beyne geldiğimiz zaman zaten 3'e ayırdık. İlk önce talamustan bahsedeyim. Talamus beyne gelen uyarıların hani bu duyu organlarından gelen uyarılar var ya Bunları sınıflandırıldığı yerdir. Koku hariç tamam mı? bunu sakın karıştırmayın. Koku hariç sınıflandırıldığı yer ayrıca uyku uyanıklık dengesini sağlar. Hipotalamus deyince aklımıza iç denge ve hipofiz bezi gelecek. İç dengeyi ayarlar ve hipofiz bezini kontrol eder. Epitalamus arkadaşlar. Ee, Epitalamus'un hani çok fazla böyle belirgin bir görevi yok ama görev olarak şunu bilseniz yeterlidir. Bizim e, melatonin dediğimiz bir hormon vardır. Melatonin hormonunun salgılandığı epifiz bezini uyarır epitalamus. E, yine uykuyla uyanıklıkla ilgili bir durumdur. Gelelim orta beyne Orta beyin görme ve işitme reflekslerini kontrol eder. Kas tonusunu kontrol eder arkadaşlar. Ayrıca bazı duyma e, sinirleri de buradan geçer. Arka beyin de geldiğimizde beyincik. Beyincik denge merkezimizdir. Denge. Yani işte gözden gelen uyarıları, kulaktan gelen uyarıları ve kaslarımızla hani koordine ederek bizim dengede kalmamızı sağlar. Pons köprü görevi görür arkadaşlar. Diğer bir adı zaten Varolli köprüsüdür. Varolli köprüsü. Beyincik yarım küreleri arasındaki bağlantıyı sağlar pons. Omurilik ve pons sadece memelilerde bulunur unutmayın. Omurilik geldiğimiz zaman omurilik ne diyorduk? Hayat düğümü. Hayati olayları kontrol ediyor. Nedir bu hayati olaylar? İşte solunun solunum, boşaltım, dolaşım gibi hayati olayları kontrol ediyor arkadaşlar. Bu şekilde de görevleri. Evet. dördüncü sorumuz da bitirmiş olduk. Gelelim beşinci sorumuza. Bakalım ne diyor beşinci soru. Beşinci soru diyor ki refleks yayını yazınız. Şimdi arkadaşlar refleks yayını yazarken aslında bunu yazmamın sebebi size omuriliğin yapısından bahsetmekte. Şimdi omuriliğin yapısına baktığımız zaman bakın omurilik şöyle bir yapıya sahiptir. Hemen basitçe şöyle kısaca çizeyim. Şöyle bir yapıya sahip. Şu şekilde. Arkadaşlar omuriliğin arka kök dediğimiz arka kök dediğimiz kısım burasıdır veya diğer bir adıyla dorsal kök bir de ön kök dediğimiz kısmı da burasıdır. Ön kök veya ventral kök. Arka kökten duyu nöronları girer, ön kökten de motor nöronlar çıkar. Zaten ara nöronlar arada bir yerde bulunacak. Bakın, arka kökten ne giriyor? Duyu nöronu giriyor. Duyu nöronu. Arada ne var? Ara nöron var. Ön kökten de ne çıkar arkadaşlar? Motor nöron çıkar. Şimdi eğer ki bir refleksse bakın Reflekse izleyeceği yol şöyle ABC diye isimlendirelim ABC şeklindedir. Yani biz refleks yayını yazarken refleks yayını yazarken nasıl yazacağız? Bakın duyu nöronu duyu nöronu arka kök değil mi? Arka kökten giriyor. Arka kökten girince ara nöron. Bu arada bazı reflekslerde ara nöron yoktur. Mesela diz kapağı refleksi gibi. Ara nörondan sonra nereye iletir? Motor nörona motor nöron. Motor nörondan da nereye çıkar arkadaşlar? Ön kökten çıkar. Ön kök. Bu şekilde bu refleksin izlediği yol. Peki normal bir uyarı geldiyse. Diyelim ki refleks olmayan normal bir uyarı var. Normal bir uyarı beyne giderken ne yapıyordu? Arka kökte çapraz yapıyordu değil mi? Bakın şurada hemen ikinci bir ara nöron ve ikinci bir motor nöron devreye girer. Ben buna da ne diyeceğim? C dedik. D, E diyelim. Normal bir uyarı uyarıysa arkadaşlar çapraz yaparak nereye gidecek? Beynin ilgili bölgesine gidecek. O zaman burada izlediği yol ne olacak? Bakın A, D, e yolu olacak. A, D, e. Refleks yayında nereyi izleyecek? A, B, C yolunu izlerken normal uyarıda A, D, e yolunu izleyecek. Sorularda dikkat edin. Size refleksi mi soruyor yoksa normal bir uyarı mı soruyor? Ona göre yollarını belirleyin arkadaşlar. Refleks de bu şekilde. Gelelim şöyle 6 soruya. Hemen sorumuzu gösteriyorum size. Soruda diyor ki hipofizden salgılanan hormonları yazınız arkadaşlar. Şimdi hormonlar en çok hipofizden sorulur. Neden? Çünkü hipofizden çok fazla hormon salgılanıyor. Hipofizi biz ikiye ayırıyoruz. Hipofiz bezini. Bir ön lob hormonları vardır, ön lobu vardır. Bir de arka lobu vardır. Şimdi ön lobdan 7 tane, arka lobdan da 2 tane hormon salgılanır. Hemen yazalım ön lob hormonlarını. Ön lob hormonları genelde uyarıcı hormonlardır. Mesela STH büyüme hormonu. STH büyüme hormonu. Dediğim gibi STH büyüme hormonu. Daha sonra arkadaşlar TSH. Bakın harfler yer değiştirdi. Tiroid uyarıcı hormon. Tiroidler uyarır. Sonra MSH melanosit uyarıcı hormon derideki melanosit pigmentlerini melanin pigmentlerini uyararak ne yapıyor? İşte derinin renginin oluşmasını sağlıyor. Sonra ACTH adrenokortikotropik hormon bu da böbrek üstü bezlerini uyarır. Sonra FSH FSH arkadaşlar folikül uyarıcı hormon. erkeklerde testisleri, kadınlar yumurtalıklar uyarır. LH Luteinleştirici hormon bu da yine erkeklerde testisleri kadınlarda yumurtalıkları uyarır. 3-6 bir tane daha yazacağız ve prolaktin prolaktin diğer bir adıyla LTH süt bezlerinin gelişmesini sağlayan hormondur. Arka lobdan iki tane hormon salgılanır. Bunlardan bir tanesi ADH, diğer bir ismiyle vazopressin. Vazopressin hormonudur ve arkadaşlar oksitosin hormonu. Oksitosin ADH vücudumuzdaki su dengesini sağlayan antidiüretik hormondur. Su dengesini sağlar. Oksitosin de yine kadınlarda işte doğumu kolaylaştıran, sütün gelmesini sağlayan ve annelik içgüdüsünü oluşturan hormondur. Bu şekilde hipofizin hormonları böyledir arkadaşlar. Gelelim şöyle 7. sorumuza. Şimdi 7. soruda diyor ki Gözün kısımlarını yazınız. Normalde buraya ben şekil çizecektim ama çizmeyeyim dedim. Şimdi çizeyim ben. Hemen videoyu durdurayım çizeyim sonra bakalım. Evet arkadaşlar şöyle gözün yapısını basitçe çizersek bakın dış tarafta sert tabaka vardır ve burayı korneayı oluşturur bu. Sert tabaka işte dışarıya doğru farklılaşarak korneayı oluşturuyor. Kornea göze gelen ışığın kırıldığı yerdir. Sonra hemen arkasında bakın gözün renkli kısmı vardır. Şurası biz buraya iris diyoruz. Bu orta tabakadadır. Yani damar tabakadadır. Ayrıca burada bolca kılcal kan damarı bulunur. Gözün beslenmesini sağlar. Bu ilisin tam ortasında arkadaşlar İlisin tam ortasında göz bebeği bulunur Göz bebeği büyüyüp küçülerek görüntünün netliğini ayarlar Daha sonra göz bebeğinin hemen arkasında şöyle ince kenarlı Bir mercek bulunur arkadaşlar İnce kenarlı mercek göz merceği Bu da göze gelen ışın ikinci kez kırıldığı yerdir Sonra arkadaşlar damar tabaka bitiyor sonra A tabaka başlıyor A tabakada fotoreseptörler vardır yani Göz, ışığı algılayan reseptörler bulunur reseptörlerin hiç bulunmadığı bölge kör nokta olarak isimlendirilir kör nokta reseptörlerin hiç bulunmadığı bölgedir ve e, görme sinirlerine çıktığı bölgedir bir dakika yanlış gösterdim Tabii ki orayı arkadaşlar kör nokta şurası görme reseptörlerinin çıktığı yer kör nokta kör nokta Bir de reseptörlerin yoğun olduğu yer Burası reseptörlerin yoğun olduğu yer olacak Burası da sarı benektir. Evet bu şekilde de gözün yapısı arkadaşlar. E, genel olarak zaten böyle soruyorlar. Gelelim 8. sorumuza. 8. soruda diyor ki göz kusurlarını yazınız. Arkadaşlar göz kusurlarını şöyle yazalım. Nedir? Miyopluk, miyop, uzağı görememe, hipermetropluk, hipermetrop, yakını görememe, astigmat, gözün önüne perde inmesi değil mi? Genelde yaşlılıkta görülür ve mutlaka ameliyat edilmesi lazım. Presbitlik, presbitlik. Bu da yine yakını görememe durumudur arkadaşlar presbitlik. Ee, ne vardı başka? Miyop, hipermetrop, astigmat, presbitlik, katarakt. Katarakt, pardon astigmat farklı, katarakt farklı. Astigmat hem yakını hem uzağı görememe. Katarakt arkadaşlar yaşlılığa bağlı olarak gözün önüne perde inmesidir. Yine şaşılık, bu da bir göz kusurudur arkadaşlar. Bu şekilde göz kusurlarını yazabiliriz. Gelelim 9. sorunuza. 9. soruda diyor ki şöyle göstereyim. İşitme olayını diyor sırasıyla yazın. Hemen yazalım. Bak, işitme olayında kulakla ilk önce kulak kepçesi, değil mi? Bu arada ilk önce ses yazalım. Sonra ne gelecek? Kulak kepçesi. Kulak kepçesi gelecek. Sonra arkadaşlar kulak yolu. Şu an hala dış kulaktayız. Kulak yolu. Sonra kulak zarı kulak zarı. Kulak zarı ile birlikte dış kulağı bitirdik. Şimdi orta kulağa geçiyoruz. Kulak zarından titreşen ses nereye gidiyor? Çekiç sırasıyla örs ve üzengi kemiklerine gider. Üzengi kemikleri. Arkadaşlar çekiç, örs, üzengi sesi işte titreşimle artırarak iç kulağa gönderiyor. İç kulak da oval pencereden içeri girer. Oval pencere. Oval pencereden içeri girdikten sonra salyangozun başlangıç kısmı vardır. Dalız. Sonra salyangoza girer arkadaşlar. Salyangozda da timpanik kanal, timpanik sırasıyla yine vestibular kanal, vestibular ve kohlear kanal. En son kohlear kanalda korte korti organı dediğimiz bir organ vardır. Korti organı işitme reseptörlerinin bulunduğu yerdir arkadaşlar. Korti organından sonra da nereye gidiyor? Talamusa sınıflandırılıyor çünkü. Talamustan sonra da bizim beynin ilgili bölgesine gitmiş oluyor. İşte bakın şu ilk yazdığım yer dış kulak. Şu oval pencereye kadar yazdığım yer iç kulak, orta kulaktır. Dallas Timpanik Vestibular dedim ya arkadaşlar. Vestibulardan sonra bir de yuvarlak pencereye de uğrar. Yuvarlak pencereye uğramasının sebebi de bu kanallarda ses dalgalar halindedir. Yuvarlak pencereye uğrayarak işte yankı olayının engellenmesi sağlanmış olur. Sonra da koyner kanala girer. Korti organından talamusa beyne giriş yapar. Gelelim 10. soru. Şimdi geliyoruz 10. soruda farklı bir kısma. 10. soruda diyor ki uzun kemiği bakın şöyle uzun kemiği çizerek yapılarını gösteriniz. 3 tane örnek veriniz. Arkadaşlar uzun kemiği şöyle çizelim. Şu şekilde uzun kemiğimiz. Arkadaşlar uzun kemiğin şöyle dış kısmında Bakın şöyle şuralarda, şu kısımlarda ne bulunur? Bakın. Şu kısımlarda süngerimsi kemik doku bulunur. Süngerimsi kemik doku. Daha böyle iç şuralarda sıkı kemik doku bulunur arkadaşlar. Sıkı kemik doku bulunur. Daha sonra şu süngerimsi kemik dokuda Normalde kırmızı ile yapsaydım daha iyi. Şöyle kırmızı ile pembe yapalım. Kırmızı gibi görünsün. Arkadaşlar burada da kırmızı kemik iliği vardır. Kırmızı kemik iliği. Ee, iç kısımda bakın şu, şu kısımlarda bir kıkırdak plak vardır. Biz pla, pla, epifiz plağı diyoruz. Epifiz pla kemiğin boycu uzamasını yani bizim boyumuzun uzamasını sağlıyor. Bir süre sonra belirli bir yaştan sonra katılaşır, kemikleşir ve boy uzaması durur. Hemen ortada, hemen şöyle ortada sarı ilik bulunur. Sarı ilik sadece uzun kemiklerde vardır, diğer kemiklerde yoktur. Ama kırmızı kemik tüm kemik çeşitlerinde vardır, kırmızı ilik. Arkadaşlar en dış kısmında da bir zar vardır. Biz bu zarada da periost kemik zarı diyoruz. Periost ne işe yarıyor? Kemin unarılmasını sağlıyor, enine büyümesini sağlıyor. İşte uzun kemiğin şekli bu şekildedir. Peki örnek olarak yazarsak, mesela kabal kemiği nedir? Örnektir. Mesela baldır kemiği. Baldır kemiği, uyluk kemiği. Nedir arkadaşlar? Bunlar bizim uzun kemiklerimize örnektir. Geçelim diğer sorumuza. 11. soru. Şöyle 11 yazıyorum. Arkadaşlar 11. soruda da diyor ki bize Kasım kasıma ve gevşemesinde meydana gelen olayları yazınız. Aslında ben şöyle yazmak istiyorum. İlk önce size şu kas hani bantlaşma olayı var ya bantlaşma olayını ben bir size anlatayım. Şöyle arkadaşlar bantlaşma olayı. Aktinler, miyozinler bunları çizelim. Şöyle aralarda miyozinler olacak daha kalın. Şimdi bantları göstereceğim. Şimdi bakın şunlar Z çizgileri. Z çizgisi. Bu da aynı şekilde Z çizgisi. Şu arkadaşlar ince olan aktin, kalın olan miyozin. Miyozin. Şimdi iki aktin arasında kalan şu bölge H bölgesidir. H bölgesi. Daha sonra şu Z çizgisiyle bakın miyozin arasında kalan bölge I bölgesi. I bölgesi. E, tamamen boyu arkadaşlar A bandıdır veya A bölgesi de diyebiliriz. A bandı bu şekilde. Ve 2Z çizgisi arasında kalan kısma da ne diyoruz? Sarkomer diyoruz. Sarkomer. Şimdi kasılma ve gevşeme durumlarında ne olur? Zaten kasılmayı yazdıktan sonra gevşeme bunun tam tersi olacak. Kasılma sırasında Z çizgileri birbirine yaklaşır mı? Evet. O zaman yazalım. Z çizgileri yaklaşır. Daha sonra haş bandı bakın yaklaştığı için haş bandı kaybolur değil mi? Haş bandı kaybolur. Şimdi yaklaştı birbirine. Şuradaki I bölgesi için bunlar birbirine yaklaştığı için kaybolur mu? Evet. I bandı kaybolur veya işte boyu kısalır da diyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar sarkomerin boyu kısalır. Kısalır. Sarkomer kısalır. Eee A bandında herhangi bir değişiklik olmaz. Tamam bunu yazmıyorum ama A bandında değişiklik olmaz. Zaten ben bunları şöyle kodluyorum. His diye kodluyorum arkadaşlar. Hisler değişir. Kasılma sırasında his kasılır. H bandı kaybolur. I bandı kaybolur. Sarkomer kısalır. Bu şekilde söyleyeceksiniz. Hisler kasılır. Hacmi kasın hacmi değişmez. Kasın hacmi değişmez. Sadece ne olur? Boyu kısalır. Kasın boyu kısalır. Şimdi gevşeme durumunda da tam tersi. Z çizgileri uzaklaşacak. H bandı açığa çıkacak, I bandı açığa çıkacak, sarkomer uzayacak. Yine kasın hacmi değişmeyecek. Kasın boyu uzayacak arkadaşlar. Gevşemeyi tekrardan yazıp vakit kaybetmek istemiyoruz. Bu şekilde olsun, yeterlidir. Gelelim 12. sorumuza. 12. soruda diyor ki: Kaslarda enerji üretiminde kullanılan yolları sırasıyla yazınız. Şimdi bakın. Kaslarda enerji şöyle bir sırayla kullanılır arkadaşlar. İlk önce hazır ATP'ler. Hazır ATP, ortamda hazır ATP vardır. Sonra kreatin fosfat. Kreatin fosfattaki fosfatlar alınıp ADP'ye bağlanır ve ATP üretilir. Bu zaten 2-3 saniyelik bir olaydır. Sonra arkadaşlar, üçüncüsü e, oksijenli solunum yapılır. Oksijenli solunum yani Oksijenli sonunda ne kullanılacak arkadaşlar? Glikoz kullanılacak. Daha sonra diyelim ki glikoz yok. Glikojen kullanılır. Diyelim ki glikojen de bitmiş. Açlık durumundayız. Sonra ne kullanılır? Yağ. Diyelim ki yağ da bitmiş. Ne kullanırız? Protein kullanırız arkadaşlar. Bu şekilde bir sıra vardır. Bunu kesinlikle unutmayın. Tamam mı? Böyledir. Gelelim 13. soruya. 13. soruda diyor ki sindirme yardımcı organları şekil üzerinde gösteriniz yine şeklinizi ben çizeceğim yani sizden şekil çizmenizi istemezler ben böyle dedim ama şekli verir üstünde gösterin der hemen çiziyorum arkadaşlar evet şekil biraz aceleye geldi bir değişik oldu ama normalde ben bunu daha güzel çiziyorum konu anlatımlarında görürsünüz mutlaka arkadaşlar şu nedir bu karaciğerdir değil mi karaciğer Şurası mide. Bu yardımcı organ değil asal organdır ama burayla işimiz var o yüzden yazıyorum. Daha sonra şurası da ince bağırsaktır. İnce bağırsağın ilk kısmı 12 parmak bağırsağıdır. Şurası pankreas. Pankreas. Şurası da arkadaşlar nedir? Safra kesesi. Şimdi bir de tükürük bezleri var yardımcı organ olarak ama tabi onlar tükürük ürettiği için yukarıdalar ağız kısmındalar. Ben sadece bunları göstermek istiyorum. Şimdi buradaki kanallar önemli çünkü. Karaciğer ürettiği safrayı arkadaşlar bakın ürettiği safrayı koledok kanalıyla şu kanal koledok kanalıdır. Koledok kanalıyla nereye gönderir? Safra kesesine gönderir. Safra kesesinde geçici bir süre depo edilir. Daha sonra kolesistokinin hormonu gelir. Kolesistokinin hormonu. Bu hormon işte e, safra kesesini uyarır ve bunun kasılmasını sağlar. Yine koledok kanalının devamıyla arkadaşlar ince bağırsağa dökülür ve yağların mekanik sindirimi başlar. Safra sıvısı ne yapıyormuş? Yağların mekanik sindirimini sağlıyormuş. Daha sonra pankreas ürettiği e, sindirim enzimi içeren pankreas öz suyunu buradaki wirsung kanalı ile virsung kanalı ile arkadaşlar nereye gönderecek? Yine ince bağırsağa gönderecek. Her iki kanalın ortak olarak açıldığı bir yapı vardır. Biz buna Vater kabarcığı diyoruz. Vater kabarcığı bu da her iki kanalın ortak olarak açıldığı yerdir. Ortak olarak döküldüğü sıvıların döküldüğü yerdir arkadaşlar. Pankreası da yine uyaran hangi hormondur? Kolesistokin'in hormonudur ve böylece pankreas suyu gelip buraya dökülür arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken kanallar ve şuradaki Vater kabarcığı. Bakın karaciğer K ile başlıyor, koledok K ile başlıyor. Buradan hemen Karaciğer kolledok kanalıyla bağlanır. Geliyor aklınıza. Bir su zaten pankreasa kalmış oluyor. O şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Gelelim 14. sorumuza. Diyor ki kan ve lenf kılcalları ile besinlerin izlediği yolları yazınız. Şimdi arkadaşlar besinler sindirilip emiliyor. Emilirken ince bağırsakta kan kılcalları ile ve lenf kılcalları ile emilir. İlk önce kan kılcalları ile emilimi gösterelim. Sonra da lenf kılcalları ile. Lenf kılcalları. Bunların bir de ortak olarak birleştiği yer vardır. Kan kılcalları ile emilimde bakın ilk önce e, epitel doku. Şimdi epitel dokudan nereye geçecek? Kan kılcalına geçecek. Kan kılcalı. Arkadaşlar kan kılcalından ise karaciğere gelecek. Nasıl gelecek peki karaciğere? Karaciğere gelebilmesi için ilk önce kapı toplar damarından girmesi lazım kapı toplar damarı. Bakın şöyle bizim karaciğerimiz 3 tane damara bağlantılıdır. Bunlardan bir tanesi de sindirim kanalına bağlı olan kapı toplar damarıdır. E, tokluk durumunda bu kapı toplar damarına işte sindirim organları besinleri geliyor. İşte kan kılcalları yardımıyla besinler geliyor karaciğere giriyor. O zaman kapı toplar damarından karaciğere girer. Karaciğerde işte karar veriyor. Depome edeyim yoksa kana mı vereyim diye böyle bir karar veriyor. Sonra karaciğer üstü toplar damarından çıkıyor. Karaciğer üstü toplar damarı veya karaciğer toplar damarından çıkıyor. Karaciğer toplar damarı da gelip bizim vücudumuzda alt ana toplar damara bağlanıyor. Alt ana toplar damara bağlanıyor arkadaşlar. Buradan da kalbin sağ kulakçığına gelir. Kalbin sağ kulakçı. Evet bu şekilde bir bağlantı olayı vardır. Şimdi gelelim lenf kılcallarına. Bu arada kan kılcallarında hangi maddeler taşınıyor? Tabii ki glikoz, glikoz, amino asit, amino asit, B ve C vitaminleri taşınır arkadaşlar kan kılcallarında. Lenf kılcallarında ise yağla ilgili moleküller taşınır. Nedir bunlar? İşte yağ asidi, yağ asidi, gliserol, gliserol, adek vitaminleri bunlar da yağda eriyen vitaminlerdir. Bunlar da arkadaşlar lenf kılcalarından taşınıyor. Yine bağırsaklarda bulunan epitel dokuya giriş yaparlar. Epitel dokuda da şilomikrona dönüşür. Şilo mikron. Şuna mikron nedir? Yağ moleküllerinin etrafı protein bir kılıfla çevreleniyor, Daha sonra kana veriliyor. Çünkü yağlar gidip damarları tıkayabilir arkadaşlar. Bu yüzden de etrafı mecburen çevriliyor. Şuna mikrona çevrildikten sonra nereye girer? Lenf kılcalına girer. Lenf kılcalı. Lenf kılcalından arkadaşlar bizim peke sarnıcı dediğimiz bir yapı vardır. Lenf sistemimizde bulunur. Peke sarnıcı, lenf düğümüdür. Peke sarnıcına gider peke sarnıcından e, Sol lenf kanalı veya göğüs lenf kanalı diyoruz Kanalı veya göğüs lenf kanalı diyoruz Göğüs lenf kanalı buraya girer Buradan Sol köprücük altı toplar damarı köprücük kemiklerimiz nerede şu omzumuzda değil mi Sol köprücük altı Köprücük altı Toplar damarından kana karışır Buradan arkadaşlar üst ana çünkü kalbimizin üstünde üst ana toplar damarına girer. Buradan da kalbimizin sağ kulakçığına girer. O zaman kan kılcallarıyla lenf kılcallarıyla taşınan besinlerin ilk karşılaştığı yer neresiymiş? Kalbin sağ kulakçığıymış. Diğer türlü yerlerde hep ayrı ayrı taşınıyorlar. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şimdi geçiyorum 15. sorumuza. 15. soruda diyor ki kalbi çizerek damarlarını gösteriniz. Hemen yapalım. Şimdi kalbi çizerek derken böyle benden anatomik bir şekil beklemeyin tabii ki o kadar vaktimiz yok. Kalbi ben şöyle bakın dört odacıklı olduğu için şöyle basitçe çiziyorum. Normalde kalp şekli çizerdim de böyle çok karışıyor orada damarlar. Arkadaşlar şimdi kalbimizin bakın şu taraf sağ bu taraf soldur. Kalbimizin sol tarafı temiz kan sağ tarafı da kirli kan bulundurur. Kalbimizin önce sağ tarafından başlayayım. Şimdi bakın sağ tarafına iki tane sağ kulakça iki tane damar gelir. Bunlardan bir tanesi vücudun altından gelen alt ana toplar damardır. Alt ana toplar damar. Diğeri de üst taraftan gelen üst ana ana toplar damardır. Kalbe gelen damarlara zaten toplar damar diyoruz. Sonra kan buraya geldikten sonra bakın Kulakçığa geldikten sonra karıncağa dökülür. Karıncıktan da çıkarak bakın nereye gidecek? Akciğerlere gidecek. Şurada akciğerler var. Akciğer. Akciğere giden bu damara da ne diyoruz? Akciğer atar damarı diyoruz. Neden atar damar diyoruz? Çünkü kalpten çıkan damar olduğu için atar damar dedik. Şimdi akciğerler temizlendi. Nereye gelecek? Sol kulakçığa gelecek. Sol kulakçığa gelen damara da kalbe gelen damar olduğu için akciğer toplar damarı dedik. Akciğer toplar bu arada bir tane değildir arkadaşlar. Birkaç tanedir. Bir tane olarak gösteriyorum ben. Sonra sol kulakçıktan kan sol karıncaya indi. Buradan da vücuda yayılacak. Peki hangi damarla? Aort atar damarıyla. Bu da kalpten çıktığı için atar damar dedik. Vücudumuzun en kalın damarıdır. İşte kalbin damar bağlantıları bu şekilde arkadaşlar. Kalbe falan çalışırken birazdan büyük ve küçük kan dolaşımını da çizeceğim size kalbe çalışırken mutlaka dediğim gibi çizerek çalışın yoksa aklınızda kalmaz arkadaşlar. Öyle ezberlenerek olacak bir şey değil. Gelelim 16. soruya. Hadi 5 tane sorumuz kaldı 16 hariç dayanın. Kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişini. 16. soru bakın şöyle gösteriyorum. Diyor ki kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişini yani starlik hipotezini anlatınız. Hemen anlatalım. En sevdiğim konulardan bir tanesi. Bunu anlatmayı çok seviyorum. Şu bizim kılcal damarımız. Şurası kılcalın kılcalın atar damar ucudur. Şurası da arkadaşlar kılcalın toplar damar ucu. Şimdi atardan toplara doğru kan giderken besin maddeleri nereye gidecek dokulara? Şurada da bizim dokumuz var. Burada bir doku hücresi var. Doku hücresi bir tane olarak düşünüyoruz ama burada milyon tane hücre var. Şimdi arkadaşlar kılcalın atar ucunda ne vardır? Temiz kan vardır, değil mi? Yani oksijen ve besin vardır. Toplar damar ucuna da ne gelecek? Karbondioksit ve amonyak gelecek. Onu da yazayım. Karbondioksit ve amonyak. Yani NH3. Farklı bir renkle yazayım hatta. Şöyle kırmızıyla yazalım. Şimdi bakın. Kılcalın atar damar ucunda e, kan basıncı ve kanın ozmotik basıncını anlatacağım burada. Kan basıncı arkadaşlar 70 mm civadır. Kırmızıyla gösterdim bunu. Kanın ozmotik basıncı ise şöyle çok farklı bir renkle göstereyim. Koyu yeşille göstereyim. Kanın ozmotik basıncı ise 25 mm. Pardon bu arada 70 değil 40 mm olacak. Böbreklerle karıştırdım. 25 milimetre civadır arkadaşlar burası da. Şurası 40. Karıştırmayın. Evet. Şimdi atar damar ucunda kanın basıncı daha yüksek olduğu için ne olacak? Buraya bir besin geçişi olacak. Yani oksijen ve besin nereye girer arkadaşlar? Doku sıvısına girer. Burası da doku sıvısıdır. Doku sıvısı. Oksijen ve besin buraya girdi. Doku jilesi gerekli olanını aldı. Doku jilesi gerekli olanını aldıktan sonra ne yaptı? Atık madde üretti değil mi? Bu atık maddeyi doku sıvısına verdi. Şimdi kan buradan geçerken kan basıncı düşer. Kan basıncı peki nasıl düşer? Kaça düşer arkadaşlar? Kan basıncı 25 milimetreci, pardon 15 milimetre civaya kadar düşer. Kanın ozmotik basıncı ise sabittir, değişmez. Yine 25 mm civadır. Şimdi burada aradaki farka baktığınız zaman kan basıncı ne oldu? Daha da düştü. Bu farktan dolayı da arkadaşlar buraya ne girer? Karbondioksit ve amonyak girer. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Starling hipotezi diyoruz. Starling dediğimiz bilim insanı bunu bu şekilde anlatmıştır. Burada besinin doku sıvısına verildiği bölgeye süzülme diyoruz. Süzülme. Besinin Tekrardan işte gerekli atıkların alındığı zamanı da arkadaşlar ne diyoruz? Emilim diyoruz. Emilim. Bunu grafik üstünde de şöyle sorabilir size. Bakın kan basıncı sabit. Pardon kan osmotik basıncı sabit. Kan osmotik basıncı. Şuraya arkadaşlar video kesildiği için bu kısmı tekrardan anlatıyorum. Ee, ikisini birleştireceğim zaten. Siz anlamayacaksınız videonun kesildiğini. Şimdi madde geçişlerini anlattık burada ne dedik atar damardan işte doku sıvısına madde geçişine, geçişine süzülme dedik geriye tekrardan atık maddelerin e, toplar damar ucuna emilmesine de emilim olayı dedik arkadaşlar bunu genelde bakın bu şekilde de sorabilirler ama daha çok grafik şeklinde soruyorlar burada kan basıncı e, giderek düşüyor bakın kaçtan düştü 40 15 milimetre civaya düştü Kan ozmotik basıncı ise sabit. İşte bu aradaki fark neyi oluşturuyor? Bizim besinlerin emilimini ve süzülmesini oluşturuyor. Burada kanın basıncının kanın ozmotik basıncından yüksek olduğu kısımda, bakın şu kısımda arkadaşlar, şu kısımda ne vardır? Şöyle ayırdığım zaman burası süzülme olayıdır. Süzülme. Şu kısımsa arkadaşlar nedir? Emilim olayıdır. Genelde bu grafiği verip sizden yorum yapmanızı istiyor. Zaten. Ne tarafın süzülme ne tarafın eminim olduğunu anladığınız zaman hemen yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Evet böylece 16. soruyu bitirmiş olduk. Şimdi gelelim. Şöyle sayfamı değiştirdim yeniledim. Kaçıncı sorudayız arkadaşlar? 17. sorudayız. Bakın 17. soruda diyor ki lenf sıvısının kanat karışana kadar izlediği yolları yazınız. Şimdi arkadaşlar. Yani diyor ki kısaca lenf dolaşımını anlatın diyor. Şimdi lenf dolaşımında kaçıncı soru olduğunda yazalım? 17. soru. Lenf dolaşımında bir sağ taraftan düşüneceğiz, bir de sol taraftan düşüneceğiz arkadaşlar. İlk önce şöyle sol taraf, sağ taraf diyelim. Sol taraf sağ taraf diyelim. Şimdi bakın, sol taraf için yazıyorum. Sol taraf için yazdım zaten Hani e, besinlerin emiliminde bu kan kılcalları ilem kılcalların emiliminde yazdığım yer var ya aynısını yazacağız. Arkadaşlar e, bizim vücudumuzun bakın sol tarafından vücudun vücudun sol tarafından sol tarafından daha sonra bağırsaklardan bağırsaklardan sol bacaktan sol bacaktan toplanan toplanan lenf dedik. Lenf sıvısı. Şimdi toplanan lenf ilk önce nereye gidecek? Hatırlayın peke sarnıcına. Peke sarnıcı. Peke sarnıcı arkadaşlar bir lenf düğümüdür. Genelde burada kullanıyoruz. Hani başka bir yerde zaten peke sarnıcını sormazlar. Bu kısımda kullanıyoruz sadece. Peke sarnıcından sonra büyük lenf kanalı. Büyük lenf kanalı veya sol lenf kanalı diyebiliriz büyük lenf kanalı veya göğüs lenf kanalı da denilebilir arkadaşlar. Şöyle parantez içerisinde göğüs lenf kanalı da diyebiliriz. Bu şekilde aldık. Şimdi sol taraftan geliyor. Nereye doğru? Yukarıya doğru çıkıyor. Yukarı doğru çıkarken bizim başımızın sol tarafı bir de arkadaşlar sol kolumuzdan da alacak. O nerede karışacak? Bakın burada karışacak. Çünkü yukarıya doğru çıkıyor ya aşağı doğru gitmesine gerek yok. O yüzden burada sol kol sol kol ve başın sol kısmında sol kısmından alınan lenf. Bu da geldi buradan karıştı. Daha sonra nereye geliyor arkadaşlar? Büyük lenf kanalından sonra gelip sol köprücük altı köprücük altı toplar damarına geliyor. Toplar damarı. Şimdi bakın size laf sistemi ile ilgili bir soru sorulduğu zaman şu köprücük altı toplar damarlarını unutmayın. Sol tarafı soruyorsa sol köprücük altı. Sağ tarafı soruyorsa sağ köprücük altı. Çünkü buradan karışıyor. Sol köprücük altı toplar damarından üst ana toplar damarına gelir. Üst ana toplar damar. Oradan da arkadaşlar kalbin sağ kulakçığına gelir. Kalbin sağ kulakçığı. Şimdi burayı anlattık. Bir de sağ tarafı anlatalım. Sağ taraf daha kolay. Neden? Çünkü sadece sağ bacaktan işte vücudun sağ tarafından alınan lenf burada bağırsaklar falan katılmıyor arkadaşlar. Vücudun sağ tarafından alınan lenf sıvısı dedik. Lenf sıvısı. Buradan nereye geliyor? Sağ lenf kanalına geliyor arkadaşlar. Sağ lenf kanalı. Burada pekes harnıcı gibi herhangi bir şey yok sağ lenf kanalı sağ lenf kanalından da gelip sağ köprücük altı köprücük altı toplar damarına gelir toplar damarı peki burada da yine sağ koldan ve başın sağ kısmından gelen lenf olacak mı evet sağ koldan ve başın sağ kısmından başın sağ kısmından gelen lenf gelip burada karışır. Daha sonra yine üst ana toplarda damar sonra da kalbin sağ kulakçığına iletilir arkadaşlar. Evet lenf sistemi ile ilgili dolaşıma katılma yolları bu şekildedir. Sağ taraf sol taraf farklı farklı. Genelde zaten sol taraf soruluyor. Sol taraf da neye göre soruluyor? Besin emilimine göre. Hatırlayın 14. soruda çözmüştük. Şimdi geliyoruz arkadaşlar 18. soruya. 18. soruda diyor ki büyük ve küçük kan dolaşımını anlatınız. Arkadaşlar bunun için ben şöyle sayfayı çeviriyorum bakın. Şöyle hey, hatta ekrana sildim şöyle kocaman kocaman çizeyim. Siz de daha güzel bir şekilde anlayın. Büyük ve küçük kan dolaşımını çizerken ben damarları da birlikte anlatıyorum ki daha kolay bir şekilde anlayın. Şimdi bakın benim gittiğim yoldan 2-3 kere böyle kendiniz de çizerseniz büyük ve küçük kan dolaşımını gayet anlarsınız kafadan yaparsınız arkadaşlar. Hatta bu büyük ve küçük kan dolaşımda çizdiğim yolları bilirseniz eğer ÖSYM'nin çok sevdiği soru tipleri vardır. Mesela işte işaretlenmiş al yuvar böbrekten verildiğinde hangi damarlardan geçmez mesela veya hangisinden geçmek zorundadır gibi bu tür soruları kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman şöyle yapıyoruz bakın ortaya şöyle kalbi çizdim. Kalbimiz dört odacıklı. Daha sonra kalbin üstünde ne vardır? Akciğerler vardır değil mi? Üstünde arkadaşlar kollar ve baş. Baş ve kollar dedik. Şimdi geliyorum alt tarafına. Kalbimizin alt tarafında neler var? Alt tarafta arkadaşlar ilk önce ne diyeceğiz? Karaciğer diyeceğiz. Karaciğer. Karaciğerin hemen altında sindirim kanalı. Sindirim kanalı. Sonra böbrekler. Böbrekler. Sonra da bacaklar. Evet bu şekilde organlarımızı yazdık. Şimdi bir sürü organ var ama bizim için önemli olan bunlar. Bunlardan geçen damarları soracak çünkü bize. Arkadaşlar küçük kan dolaşımı şöyle yeşille göstereceğim size. Küçük kan dolaşımı kirli kanın akciğerleri temizlemek için gönderildiği dolaşımdır. Bakın şimdi şu taraf sağ bu taraf sol. Kirli kan nerededir? Sağ tarafta. O zaman sağ karıncıktan çıkan kan nereye gider temizlenmek için? Akciğere. Kalpten çıktığı için bu damara ne diyoruz? Atar damar. Akciğere gittiği için de ne diyoruz? Akciğer atar damarı diyoruz. O zaman yazıyorum şöyle. Akciğer atar damarı dedik. Sonra akciğerlerde temizlendi. Temizlendikten sonra nereye geldi tekrardan? Hop. Kalbin sol kulakçığına geldi. Arkadaşlar, kalbe gelen damarlara ne diyoruz? Toplar damar. Ee, akciğerlerden geldiği için de ne diyeceğiz? Akciğer toplar damarı diyeceğiz. İşte küçük dolaşım burada bitiyor. Sağ karıncıkta başlar. Sol kulakçıkta biter. Burada görevli olan damarlar akciğer atar damarıyla akciğer toplar damarı. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Küçük kan dolaşımında. Şimdi geliyorum büyük kan dolaşımına. Arkadaşlar temiz kan. Sol kulakça geldikten sonra sol karıncığa geçer. Sol karıncıktan bir damar çıkar. Biz bu damara aort atar damarı diyoruz. En kalın en geniş damarımızı unutmayın. Arta arter damarı iki kola ayrılıyor. Biri kollara ve başa götürürken kanı, diğeri de aşağı doğru kollar ayrılacak. Arkadaşlar, yukarı doğru çıkan kısma biz şah damarı diyoruz. Hani şu boynumuzda var ya Allah korusun kesildiği zaman kesinlikle ölüm gözüyle bakılan damardır. Bu kollarımıza ve başımıza arkadaşlar ne götürüyor? E, temiz kanı götürüyor şah damarı Daha sonra aşağıya doğru kollara ayrılıyor Birisi karaciğere gidiyor Birisi sindirim kanalına gidiyor birisi böbreklere gidiyor birisi bacaklara gidiyor tabi diğer organlara da gidiyor da ben burada bu şekilde anlattım Karaciğere gelene Karaciğer Bakın atar atardamarın bir kolu olduğu için ne dedim karaciğer atardamarı Sindirim kanalına gelene isim vermiyoruz Böbreklere gelene ne diyeceğiz Böbrek Atar damarı diyeceğiz Bacaklara da isim vermeyeceğiz. Şimdi bizim sindirim kanalımız direkt olarak işte bu taraftan kanı çıkarmayacak arkadaşlar. Sindirim kanalı bir damarla karaciğere bağlanacak. Karaciğer burada gelen besinlere ne olacağına karar verecek. Sonra toplar damara karıştıracak. Dolayısıyla sindirim kanalından karaciğere giden damara biz kapı toplar damarı diyeceğiz. Sonra Burada bacaklardan kirlenen kan çıkacak, böbreklerden kirlenen kan çıkacak. Sindirim kanalını karaciğere bağladık. Karaciğerden kirlenen kan çıkacak. Daha sonra bunlar bir damara bağlanacak arkadaşlar. Bu damara bağlandıktan sonra da kalbimizin sağ kulakçığına gelecek kirlenmiş olarak. Şimdi bunların isimlerini verelim. Böbreklerden çıkana bakın kalbe kan götürüyor. Kalbe giden damarlara ne diyoruz? Kalbe gelen damarlara toplar damar. O zaman ne olur? Böbrek toplar damar olur. Zaten sindirim kanalını karaciğere bağlayanı söyledi. Kapı toplar damarı. Karaciğerden çıkana da ne diyoruz arkadaşlar? Karaciğer üstü veya sadece karaciğer da olabilir. Toplar damarı. Karaciğer üstü toplar damarı veya karaciğer toplar damarı. Bunların birleştiği bakın şurada bir ana damar var. Biz buna kalbin alt tarafından geldiği için alt ana toplar damar diyoruz. Tamam anlaşıldı mı? Kalbin Alt tarafından bütün toplar damarları birleştirdiği damara biz ne diyoruz? Alt ana toplar damar diyoruz. Geldi kalbimizin sağ kulakçığına. Daha sonra bir de kollarımız ve başımızdan gelecek. Bu da kalbin üst tarafından geldiği için arkadaşlar. Buna da ne diyeceğiz? Üst ana toplar damar diyeceğiz. İşte bu şekilde biz büyük ve küçük kan dolaşımını anlatmış oluyoruz arkadaşlar. Şu ikisinin küçük kan dolaşımına ait olduğunu bilin. Akciğer atar ve akciğer toplar. Diğerleri tamamen nedir? büyük kan dolaşımına aittir. Bu şekilde kısaca siz de bir iki kere çizin emin olun anlayacaksınız. Gelelim son üç tane sorumuz kaldı. Ee, 19. sorudayız arkadaşlar. Şöyle 19 diyelim. 19. Ne diyor 19. soruda? Bakın diyor ki bağışıklıkta özgül olmayan mekanizmaları yazınız. Şimdi nedir? Normalde aslında bağışıklık sisteminin tamamı yok sizin işte sınav müfredatınızda şu an. Hani ikinci sınavlar için söylüyorum ama ben tamamını anlatacağım. Eğer hocalarınız dahil ederse arkadaşlar çalışmış olursunuz. Dahil etmezse bu son 3 soruyu isterseniz dinlemeyin. İsterseniz de arkadaşlar dinleyin. Şöyle bir genel tekrar yapmış olursunuz. Hem de sınav içinde size iyi olur. Evet bağışıklıkta özgün olmayan mekanizmalar. Peki özgür olmayan ne demek? İlk önce ona bakalım. Özgür olmayan. Özgün olmayan demek bakteri ayırt etmez, virüs ayırt etmez. Hepsine aynı cevabı verir. Mesela bunlardan bir tanesi fiziksel engeller. Fiziksel engeller. Nedir fiziksel engeller? İşte deridir, tükürüktür. Bunlar ne yapar? Vücudumuza girişini engeller. İkincisi fagositik hücreler. Fagositik hücreler. Bunlar da arkadaşlar mikrop ayırt etmez. Fagositoz yaparak öldürür. Üçüncüsü Doğal katil hücreleri. Doğal katil hücreleri. Özellikle bu hücreler arkadaşlar doğal katil hücreler bizim kanser hücrelerimize karşı bir savaş halindeler. Dediğim gibi bir hücre ayırt etmezler. Dördüncüsü iltihaplanma veya yangısal tepki. Yangısal tepki, iltihaplanma. Normal dil bizim vücudumuzun işte e, verdiği normal bir tepkidir arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, eğer fazlası olursa tabii ki e, ciddi hasarlar, sonuçlar oluşturabilir. Beşincisi ateşlenme. Ateşlenme. Sanırım bu kadar herhalde değil mi? Başka unuttuğum var mı? Unuttuğum yok diye hatırlıyorum. Ama özgün olmayan e, mekanizmalar bu şekildedir arkadaşlar. Siz de aklınızda böyle kalsın. Gelelim. 20. sorumuza. 20. soruda diyor ki şöyle aşı ve serumu karşılaştırırız. Hemen karşılaştıralım. Arkadaşlar aşı diyorum serum diyorum. Şimdi aşı bir kere sağlıklı kişiye yapılır. Bakın sağlıklı kişiye serum hasta kişiye yapılır değil mi? Hastalandığımızda serum oluruz. Aşıda arkadaşlar antijen vardır. Nedir antijen? Hastalık etkenidir. Yani mesela şu an koronavirüs var değil mi? Aşı oluyoruz. Koronavirüs aşısının içerisinde ne vardır? Böyle zayıflatılmış veya öldürülmüş koronavirüs vardır. Bu virüs bizim vücudumuza verilir. Bizim hücrelerimiz ne yapar? Buna karşılık işte doğal olarak antikor üretir. Daha sonra virüsle karşılaştığımız zaman bizi korur. İşte antijen vermek demek bu şekilde. Serumda ne vardır? Antikor. Hazır savaşma proteinleri vardır arkadaşlar. Bu proteinler tabi kısa süreli işe yarıyor. Aşı uzun süreli korurken uzun süreli korurken serum kısa süreli korur arkadaşlar. Mesela serumunuz bittikten sonra da eve gittiniz. Aradan birkaç gün geçti. Tekrardan hastalanma ihtimaliniz vardır. E, genel olarak karşılaştırma bu şekilde. Sağlıklı kişilere verilir. Antijen verilir aşıda. Uzun süreli korur. Serum hasta kişilere verilir. Antikor içerir ve kısa süreli koruma sağlar. Gelelim son sorumuz arkadaşlar. 21. sorumuz. 21. Diyor ki 21. soruda. <laughs> aktif ve pasif bağışıklık karşılaştırınız. Arkadaşlar aktif ve pasif bağışıklık nedir? Şöyle aktif, pasif. Şimdi aktif bağışıklık da antikoru, bakın antikoru birey üretir. Birey üretir. Pasif bağışıklıkta ise antikor hazır verilir. Antikor hazır verilir. Ee, şimdi bakın aşı ve serum'a gelelim. O zaman aşı aktif bağışıklık sağlar mı? Sağlar çünkü antikoru kendimiz üretiyoruz. Yani antijen veriliyor, antikoru biz üretiyoruz. Pasif bağışıklıkla ise serumla sağlanır mı? Evet, çünkü antikor hazır veriliyor. Arkadaşlar aktif bağışıklığın ve pasif bağışıklığın iki yolu vardır. Bakın doğal yolla verilebilir ya da yapay yolla verilebilir. Şimdi doğal yol şöyledir aktif bağışıklıkta. Hastalanırsın yani hastalığı geçirme. Mesela koronavirüsü geçiren hastalar ne olmuştur? Artık ona karşı bir direnç kazanmış olabilir değil mi? Hastalığı geçirdiler doğal olarak antikora sahip oldular. Kendileri ürettiler. Yapay yol ise arkadaşlar aşıdır. Bakın az önce zaten karşılaştırdık bahsettik. Yapay yol aşıyla bize direkt hastalık etkenini verebilirler. Pasif bağışıklığa geldiğimizde bu da doğal yol ve yapay yol olarak ayrılır doğal yol, yapay yol. Şimdi burada ne yapacağız? Antikoru hazır vereceğiz. Bir çocuk annesinin karnındayken plasenta yoluyla antikoru alabilir mi? Evet, anne hastalandı, antikoru çocuğa gönderebilir. Daha sonra diyelim ki çocuk doğdu, süt emiyor. O zaman emzirme ile veya işte anne sütü diyelim. Anne sütü ile arkadaşlar antikor geçebilir mi? Geçebilir. Dolayısıyla bu bir doğal yol olur. Hastal hani antikoru hazır veriyoruz ama doğal yoldan veriyoruz. Yapay yolda ise nedir arkadaşlar? Zaten serumdur. ise zaten serumu da anlatmış olduk. Evet böylece sorularımızı bitirdik. Biliyorum bayağı bir uzun video oldu ama emin olun bu videoyu dinledikten sonra eğer güzel de bir konu çalıştıysanız 90 üzerinde alırsınız arkadaşlar. Bu arada aldığınız sınav sonuçlarını da mutlaka yazın yorumlara bekliyorum. E, abone olmayı da, takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.